Selam millet, The Coma'nın yepyeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Bayan Song gerçekten tam da söylediğiniz gibi kadın her geçen saniye daha da sinirlenmeye başladı. Ve ya açıkçası artık söylediğiniz her şeye inanmak durumundayım. Çünkü neredeyse söylediklerinizin hepsi olmaya başladı. Ve bir arkadaşınız geçen videonun yorumunda şunu yazdı: Allah'ım inşallah doğru değildir ama eğer doğruysa gerçekten sıkıntı. Şey dedi, abi dedi, bir zaman sonra Bayan Song artık nefesini tutsan da seni bulacak. Bundan kurtulmanın tek yolu dolaplara girmen dedi ve bu beni gerçekten sıkıntıya sokacak ve Bayan Song her geçen gün daha da sinirleniyor ve söylediklerinize göre artık 1-1 değil 2-2 vurmaya başlayacakmış. Bunlar gerçekten çok sıkıntı. Şifreleri bulmam gerekiyor. Bütün dolaplara bak abi demişsiniz. Hepsini yapacağım. Ama öncesinde geçen bölüm en çok takıldığımız kısım müdürün, bir taklama atarım, müdürün bilgisayarındaki şifre. Bu şifreyi bulmak için müdürün masasının üzerindeki nottaki nasıl bir şey? Bakalım. Burada aceleyle yazılmış bir not var. Güneş battığında dünya senin paranla kaplanacak. Garip bir not. Ne anlama geliyor ki? Şimdi bu cümle, sizin dediğinize göre bu cümle şifre. Güneş battığında dünya senin paranla kaplanacak. Çok güzel teoriler öne sürmüşsünüz ve çoğu gerçekten doğru büyük ihtimal. Güneş battığında dünya senin paranla kaplanacak. Bilgisayarda yazan bu seçenekler bunlarla alakalı gönderme. Mesela şey demişsiniz, dünya mavi demek. Bakalım doğru mu? Şifre yok ve ekranda ilginç hiçbir şey yok. Dur bir dakika, bir tür program açıldı. Bana bir çeşit soru soruyor. Kırmızı yıldız tuşuna bas, mavi çember tuşuna bas. Büyük ihtimal dünya dediği şey mavi çember tuşu oluyor. Ay tuşuna tıkla, güneş... Ay mı dedi? Güneş battığında ay çıkardan... Öyle bir şey söylemiştiniz. Ay diyorum, deneyeceğim. Sikke anahtar tuşuna. Dünya parayla kaplanacak dedi. Aşığı. Program ortada... Bir dakika, şu notu bir kere daha okuyacağım. Keyifliymiş lan bu arada. Güneş battığında dünya senin paranla kaplanacak. Güneş battığında, ay değil. Ay güneşten daha güzel, evet. Şifre yok ve ekranda ilginç hiçbir şey yok. Pekala. Mavi, güneş, sikke, aşığı. Ya! What the fuck? Bir mandal tıkırdaması duydum. Bir kapı açıldı bu arada. Acaba kapının arkasında ne var? Bir dakika, Bayan Song. Tehlikesi çok fazla. Bu arada ben portal açmaya başladım ufaktan. Bu portallardan çok varmış. Bu arada ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ama ekranda dediğim şey bilgisayar ekranında. Müdür yoksa Android... Neyse tam yapmayacağım, hayır. Şöyle bir bakmaktan kimseye zarar gelmez. Gerizekalısın bu arada, kapatarak girelim. Pekala, burası? What the fuck, şu an neredeyim? Şu an başkan odasının arka... Burası neresi be? Böyle bir yerin varlığından haberim yoktu. Şu monitörlere bir bak. Burada bir yığın video kayıt cihazı da var. Bir dakika, bunlar güvenlik kameraları olmalı. Başkan Matt ve ekibinin bizi izlediklerini tahmin etmeliydim. Bu kadarı da fazla. Ha siktir. Kızlar tuvaletinde bile kamera var. Nerede falan deyip böyle. Hayır tabii ki öyle değil. Başkan burada resmen kendi küçük Kuzey Kore polis devletini kurmuş. Burada olan her şeyi, ama her şeyi görebiliyorlar. Keşke bunu görmeseydim. Bu tüyleri ürpertici. Bu arada 1000 dolarım var. Yank de demişsiniz de ben dolar diyorum. Pekala. Masada bir yığın video kaseti. Görünüşe göre başkan okulun sırlarını bu odada kayıt altına alıyormuş. Bir dakika, o zaman hemşireyle yapılan yasak aşkı da bulabiliriz. Şu dolaba bak. Aa, portal. Not alan merhaba. Beni... Aa, geçemiyorum. Bir dakika. Ben nereye geldim? Bilgisayar odasına girebildim. Tamam, çok güzel. Seha. Mavi ekran hatasının sesi duyuyorum. Şuraya bakacağım. Her yere bak demişsiniz. Demir para. Bu arada bilgisayarlar devamlı hata veriyor. Öğrencilerin dikkatini okul bilgisayarlarına çevrimiçi oyunlar yüklemeyin. Birkaç hoşnutsuz karakteri yükseltmek için laboratuvara gizlice girdiğine dair raporlar aldım. Gidin evde oynayın. Oradaki bilgisayarlar sizin şahsi mülkünüz değil ve kesin suretle eğitimsel amaçlar içindir. Bu oyunlardaki ekstra band genişliği kullanımı da aşırı derecede gecikmeye sebep oluyor. Bilgisayar öğretmeni Bayan Bank. Hadi ama bir Apex'imiz var. Neyse. Şuna bakacağım. Bir eşya buldum. Devasa altı içeceği. Bu arada çok hata veriyor. Bu sıkıntı olabilir. Her yere bakacağım. Her yere bakma challenge. Bu bilgisayar korsan yazılımdan dolayı virüslerle ve kötü amaçlı yazılımlar ile kalbura dönmüş. Bu nedenle formata ihtiyacı var. Başka bir tanesini kullanın. Bilgisayar öğretmeni Bayan Bank.
Şahsi bilgileriniz bu odada güvende. Yalan. Evet tabii. Tam da ben de bundan bahsediyordum. Pekala, sakin olalım. İşe yarar bir şey yok. Bu oyunda cidden iyi ve kötü son varmış. Bunu nasıl yakalayacağımı bilmiyorum. Bilgisayara bakacağım. Şuraya da bakayım. Çıktım bu arada yanlışlıkla ya. Çıkmayacaktım. Bilgisayara bakacağım. Orada birkaç kutu kağıt, fazladan birkaç bilgisayar faresi, kulaklık ve bir yığın ağ kablosu var. Hiçbirine şu an ihtiyacım yok. O zaman neden gösteriyorsun? Aa, 1500 olmuş wonumuz. Şuraya bakacağım. İşe yarar bir şey yok. Bu arada rastgele bir sürü şey var fakat hiçbir şey işime yaramıyor. Bu arada bu örtüyü hatırlıyorum. Bir not buldum, bakacağım. Hile yapmak işe yarıyor. Bu dünyada bana bir bakıma oynadığım oyunları hatırlatıyor. Burada bir pencere kırdığımda uyanık dünyadaki pencerede kırılıyor. Yarım kalan ödevimi bile bu lavuğun tekinin ödeviyle değiştirdim. Onu da sanki kendi ödevimmiş gibi teslim etti. Bu harika. Sanki gerçekliğin şifresini kırıyorum. Seo, sen bunları nasıl... Sanki gerçekliğin şifresini kırıyorum. İlk defa okul heyecanlı geçiyor. Ayrıca yakında daha büyük şeyler deneyeceğim. Ulan nasıl bir kumpasın içindeyiz? Bakacağım. Burada kan var. Perdenin arkasında ne olduğundan emin değilim. Fakat dokunmak istemiyorum. Ben istiyorum bu arada. Yango doku. Biri mi geliyor? Şuna bakacağım. Bir not buldum. Notlar çok önemli. Bilgisayar laboratuvarı. Çoğu öğrencinin kendi kendine eğitmiş bilgisayar korsanı olduğunu biliyor muydunuz? Malum korsan oyunları nasıl ilaçlayacaklarını biliyorlar. Okul bu bilgisayar laboratuvarlarını yaptırdı ve biri geliyor. What the fuck okuyor. Biri geliyor, bir dakika. Cidden biri geliyordu. Pekala, burası diğer kapalı yer. Ben şu an tam olarak bilgisayar laboratuvarının enkazının diyeyim iki kısmına bakabildim. Bir taklama atarım. Pekala. Bir arkadaşınız şey demişti. Bilmiyorum görüyor musunuz şu anda? Birinin boynu kırılmış, biri de ters düz olmuş. Bir arkadaşınız şey demişti. Abi demişti, sen odada saklanırken Bayan Song bir kişiyi öldürüyordu. Duydun mu falan dedi. Oğlum gerçek miymiş? Seha, buradan hızlıca çıkacağım. Bu bilgisayarın sesi beni rahatsız ediyor. Şuna bakayım. Her yere bakalım ya. Aa, çantam dolu diye alamamış mıydım ben onu? Suyumu içip, ulan ben bunu alamamışım. Eyvah, bunu fark edenler kudurmuştur bu arada. Şuraya bakmama gerek yok. Şuradan çıkalım. Pekala. Ama çantam dolu. Hayır, hayır dolu değil. Ananı! Neyse canım doldu. Lan su şişesini içecektim, yanlışlıkla dev espresso içtim. Önemli değil. Canım daha da fazla doldu. Hemen çıkalım şuradan hızlı bir şekilde. Şimdi. Artık buraya bakmama gerek yok. Bazı bilgileri edindim. Pekala, hızlıca çıkalım. Burası gerçekten güzel. Bilgisayara başka bir şey yapabiliyor muyum? Feneri bir kapatayım. Tamam, bugün bu bölüm sakin oluyor. Sevindim bu arada ya. Gerçekten Bayan Song herhalde artık şey diyor. Şöyle kapatalım, gene ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi. Kuzey binasına gitmek için ben bir personel dinlenme odasına gideceğim bu arada ya. Orada bir şey unuttuğumu hissediyorum. Bu arada her yere bakacağız. Her yere bakmak zorundayız. Şu an neredeyim? Şu an personel odasındayım. Çok güzel. Müdür odası ve rehberlik odasından personel odasına geçebilirim. Personel dinlenme odasına. Burada galiba bir tahta bulursam efsane olacak. Bilgisayarların hepsi mavi ekran vermeye başlamış. Bir dakika. Bunu kullanmayacağım bu arada ya, sıkıntı. Işığı kapat, ışığı kapat. Işığı kapat. Pekala. Müdürün odasına gideceğiz. Bayan Song bizi galiba saldı. Pekala. Şurayı açıyorum. Artık kilit değil. Ben kaydetmemiştim. O yüzden burası hala böyle. Bakın. Evet. Hadi ama açılabilirsin. Bir not. Bando sorununu hatırlıyorum bu arada ya. Masasında pek çok kişisel gelişim kitabı var. Hatta bazıları onun tarafından yazılmış. Tamam, buraları hatırlıyorum. Şuraya bakacağım. Bir not. Yetkililer Başkan Mott ne eğitim ne de... Tamam, bu Başkan Mott hakkındaki eleştirisi. Pekala, şu dinlenme odasına gidelim bakalım. Rehberlik odasını geçince.
Burası rehberlik odası olmalı. Şuranın da kilidini açacağım. Bir şey gene aralandı. Aa! Allah'ım inşallah nefes sesine bu ara uyanmıyordur lütfen. Bu arada 5 canım var. Bu çok iyi bir şey. Ben bu odaya ilk kez mi giriyorum? Bu odaya daha önce girmiştim. Kapıyı gene... Hocam ne yapıyorsun? Demek ki bu kapıyı aralamış. Bir dakika, kapıları farklı bir şekilde aralıyor. Benden daha farklı. Hocam tamam, özür dilerim. Gittiğini varsayıyorum. Canım iyice gitti. Hızlıca su içeceğim. Miyankil daima benimle uğraşıyor. Hep beni aşağılıyor. Arkamda oturup enseme tokat atıyor. Miyankil'in kim olduğunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İlk bölümde bize zorbalık yapan şerefsiz. Eğer onu şikayet edersen beni öldüreceğini söyledi. Gittikçe kötüleşiyor. Böyle yaşayamam. Lütfen bana yardım et. Biri bir öğrencisi Tihon. İntihar eden çocuk. Her gün sınıf arkadaşı tarafından zorbalığa uğradığını iddia ediyor. Kabadayı'na hem fiziksel olarak hem de sözlü olarak taciz ediyor. Ayrıca daha ciddi şiddetle de... Bir şey söyleyeyim mi? Lan keşke Bayan Song insan halindeyken keşke onu ispiyonlasaydım. Çılgın köpek Ma, bu durumu çözmeyi Miyankil'in arkadaşlarından birine mi bırakmış? Bu sabahki ambulans bunun çok da iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Çocuk intihar etmiş ya. Bu arada ben odadayım değil mi? Rahatım, okey. What the fuck? Burası... Bir dakika. Bir not buldum. Oğlum burası yeni bir oda bu arada. Bilgisayarım bozuldu. Hey Bay Monk! Bilgisayarıma yine virüs bulaştı. Kendim onarmaya çalıştım ama ne yapmam gerektiğine dair bir fikrim yok. Bu bilgisayar çalışmalarım için çok önemli. Neyse ki sınav sonuçlarını ofisimdeki diğer bilgisayarlarımda da tutuyorum. O yüzden şimdilik bir sorun yok. Yine de lütfen en kısa sürede tamir edin. İşiniz bittiğinde lütfen beni arayın. Teşekkürler. Çılgın köpek matematik öğretmeni. Ve ben matematikten kaldım. Çılgın köpeği bulmam gerekiyor. Elbette kabadayıların hiç değişmemeleri kimseyi şaşırtmadı. Tabii değişen bir şey oldu. Şimdi sanki resmi olarak onaylanmış bir çete gibi ortalığı kasıp kavuruyorlar. Müdür cidden onlara izin mi verdi? Okul yönetimi. Bir not. Danışmanlık merkezi. Velilerin çoğu danışmanlık merkezini gerçekten öğrencilerin bir şeyler danışmak için gittiği bir yer zannediyor. Onlara kızmayın. Ne de olsa odanın ismine bakınca insan aldanıyor ve çocuklarının eğitimleri için iyi para ödüyorlar. Bunu yazan bilinmiyor ama güzel bir şey. Ama bilmedikleri şey okulun baş öğretmeni Bay Mo'nun, Ma'nın orada yaşadığı. Orayı o kadar sıkı kapatıyor ki o iğrenç ayak kokusu bile zar zor dışarı çıkıyor. Oraya gidip çıkabilenler sadece her gün orayı cezalandırılması için yollanan kabahat işlemiş öğrenciler mi? Bir dakika, bir arkadaşınız anahtar karnem değilmiş. Acaba Yasul'ün tavsiyesine uyup kuzey binasını araştırmalı mıyım? Bir dakika. Kesinlikle. Çılgın köpeğin masaüstü bilgisayar öğretmenler odasında bırakmıyor. Zamanın çoğunu kendi ofisinde geçiriyor. Danışmanlık seansları için kullandığı iddia ediyor. Parola ile korunuyor. Pek de sürpriz olmadı. Eğer parola bende olsaydı ben de bir göz atmak isterdim. Parola. Bu parola nerede olabilir? Pekala. Bu parolayı bulacağız. Bu neden yırtık? Kapıda dinlen, öyle çık. Tamam, sakin olalım. Bizi dışarıda bekleyen bir pislik var ama bu bize engel değil. Dinlenme odasına tekrar bakacağım. Ben şu an dinlenme odasında değilim değil mi bu arada? Evet. Hemen gireceğim. Kapı kilitli mi? Lütfen buradan açabileyim. Lütfen. Evet. Yes! Pekala. İşte bu. İşte bu bana bazı şeyler hakkında bilgi verecek kitap. Görünüşe göre birinin günlüğünü buldum. Bu resim öğretmenim Bay Jang'ın sürekli yanında taşıdığı kitap. Resim odası kuzey binasının içinde. Aa, şifre. Belki bu günlükte içeri girmek için gereken güvenlik şifresi. Lütfen beni depoya yollama. Bu arada yazdığına göre müzik öğretmeni Bayan Noh onunla olası istifası hakkında konuşmuş. Yazanlara bakılırsa yeni yönetici okulda üniversite sınavıyla alakalı derslere önem verilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Yaratıcı olan dersler ve hatta bunu biliyorum. Bunu hatırlıyorum. Bunu düşünkelerini. Evet, bunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Bu notu hatırlıyorum. Evet. Kuzey binasındaki tüm müzik aletleri buraya taşınmış. İşçiler olarak buradaki yeraltı deposuna götürmüş olma. Evet, tam olarak depo. Abi o depoya inmek istemiyorum ya. Şimdi depoyu gösterecek. Evet, sıçtık. Pekala. Bu gerçekten sıkıntı bu arada. Rehberlik müdürün odası 2 kat aşağı in. Ve ya kadın normal koridorlarda beni mahvediyor. Depoda ne yapar bana?
Burada iki bardak soğuk kahve var belki de. Erken bir toplantıdan kalmalar. Burada olabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Bu kapıyı açacağım. Bu kapı dışarıdan açılmıyor ama içeriden açılabiliyor. Fenerini kapa. Pekala, macera başlıyor ha. Pekala. Rehberlik müdürün odası iki kat aşağı in ve yeraltı deposu. Sandığımdan kolay olması için dua ediyorum. Gerçekten. Bu kadın gerçekten her geçen saniye. Bir ara kafeteryaya gidelim bu arada. Hatta iki kat aşağı in. Şimdi depo burada. Yaksam mı ya? Ya da yakmayayım, boş ver. Pekala. Bir ışık yakalım. Buraya ilk defa geliyorum. Bir not. Not ne? İlk müzekere. Müzakere. Benim de büyü öğrenebileceğimiz... What the fuck? Hangi inek bu tür güçlere sahip olmayı hayal etmez ki? Bana bulaşan tüm kabadayıların kıçını tekmeleyebilirdim. Veya belki de attığım ateş toplarıyla şan ve şöhret peşinde koşabilirdim. Karşılığında sadece tek bir şey istediğini söyledi. Sana o şeyin ne olduğunu söyledi mi geri... Seho! Aa, bir dakika Seho! Buradaki paket bilgisayar laboratuvarından bilgisayar malzemeleri ve kablolarıyla dolu. Bilgisayar öğretmeni Bayan Beng. Sen onu oraya mı götürdün Bayan Beng? Merhaba? Nerede? Nerede? Seho burada... Seho sen manyak mısın ya? Sen büyücü mü oldun? Büyücü mü oldun ne ya? Konuşmaya vaktim yok. Meşgulüm. O nerede? Nerede? Bir şey arıyor. Ne arıyorsun kardeşim? Sakinleş adamım. Ne arıyor? Sen bırak yardım. Seho iyi misin kanka? Bu seni ilgilendirmez. Oha, seni hiç böyle sinirli görmüyordum. Tamam, sakin ol. Yanlış giden bir şey var. Çok yanlış. Sanki aklını kaçıracak gibi. Seho iyi misin? O nerede? Lanet olsun, zamanım yok. Neredeyse bitti. Ne yapıyorsun ya? Oha arkadaşlar, bu arada şuraya bakın. What the fuck? Hayır, uzak dur benden. Bunu yapamazsın. Bana olmaz, defol. Sana emrediyorum, defol. Emretti. Oğlum bu arada tüylerim diken diken oldu. Neden böyle oldu? Ama çok hemen flash bir teorim var. Galiba yarattığı büyü şu an ona saldırıyor. Oo, sonunda soru işareti. Seho, ölmüyorsun değil mi? Öldü galiba. What the fuck? Şurada kaydedeceğim. Oğlum bu oyun cidden nereye gidiyor? Seho, hey, ondan uzak dur. Sen nesin? Karartı. Davetsiz başka bir misafir. Senin gibiler bana karartı diyorlar. Seho iyi misin diyeceğim de pek iyi gözükmüyorsun bro. Seho sakin ol. Arkadaşın gitti. Ağzı, dili ve sözcükleri artık bana ait. Sanırım Seho'nun ruhu ele geçirilmiş. Onun sesiyle konuşuyor. Rahat bırak onu. Bizden ne istiyorsun? Ben istediğimi alırım. Bu aptal gencin vücudunu istiyordum. Ve aldım. Artık o benim. Sen manyaksın. Yeter artık, sen hastasın. Neden onu bırakıp gitmiyorsun? Hasta mı? Ya Yango, neyse. Sessizlik. Şimdi soru sorma sırası bende. Neden buradasın? Biz seni davet etmedik. Ben nereden bileyim? Sadece burada uyandım. İlginç. Bir hayalet infazcı değilsin. Bu arada infazcı dedi, büyük ihtimal bizim Yasöl bir hayalet infazcısı. Bu bir tehlike teşkil etmiyor değil mi? Ondan ne isteyebilirim ki? Ondan ne isteyebilir ki? O bizim dünyamızda izinsizce dolaşıyor. Zamanımı boşa harcama. Defol git. Yaratığım tıpkı diğerleri gibi seni de oymaya geliyor. Bayan Song'dan bahsediyorsun. Bir dakika. Evet, o çok güzel, öyle değil mi? Konuşma zamanı sona erdi. Yemeğimi yiyecek misin onu? Hayır. Hayır. O nerede? O koridorlarda geziyor ve beni arıyor. Bilgisayar laboratuvarına çıkarsam büyük ihtimal görürsün. Çünkü hep orada geziyor ve kafeterya koridorunda hep geziyor. Seni şişko sümüklü. Emanetin diğer yarısı nerede? Aa, bu arada şey, Seol'e söylüyormuş. Davetsiz misafir. Belki de bir işe yarayabilirsin. Bana yardımcı ol. Ben de ikizinin de buradan, ikinizin de buradan. Bir dakika. Seol'u salacak mısın? Eğer anlaşmayı bozmazsan, ki tipin biraz bozacakmış gibi duruyor.
emanetimin bir parçasını kaybetti. Dördüncü kattaki tuvalette saklanıyordu. Oraya bir göz at. Orada olmalı. Onu bana geri getir. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle bu çocuğu salmayacaksın değil mi? Onu bulmadan hemen önce Seo bir şey arıyordu. Acaba onun... Aaa! Beni burada bekle demişti. Şimdi hatırladım. Bırak onu. Git buradan. Yoksa anlaşmamız sona erer. Tamam, tamam, tamam. Bir daha şey yapmayacağım. Şurada bir kaydedeceğim. Bu arada cidden korkuyorum ya. Demek Bayan Song senin bir büyüğün. Nereye gideceğim bu arada ben? Tuvaletler. Dördüncü kat tuvaletleri. Orada buna ait bir şey var. Buna ait. Pekala. No, fener açık. Ulan nasıl unutabilirim? Tamam, yapacağımız şey şu. 1, 2, 3, 4 kat çık ve koridorun sonuna kadar yardır. 1, 2, 3 ve 4. Doğru mu? Doğru. Yardır. Ya da yardırma. Aslında bir deves son var ya. Gerçi ben onu içtim deme. Neyse, lanet gitsin. Pekala. Tuvaletlere çok yaklaştım. Sadece 3F'yi geçtiğim zaman oradayım. Her yere bakmak istiyorum bu arada arkadaşlar. Bakmıyor demeyin ya. Doğru muyum? Tamam, tuvaletlerdeyim. Pekala. Şu tuvalete bir bakalım. Şuna bir bakalım. Bayan Song'un burada ne işi var ve neden beni takip ediyordu? En yakın ayin yerini bulmalıyım. Burada kesinlikle bir terslik var. Seho'nun yazdığı not. Seho buraya gelmiş ve... Bir dakika, Bayan Song burada mıydı? Pekala. Şuna bir bakacağım. Demir para buldum. 2K para yaptık bu arada lan. Şaka maka, sıkıca kilitlenmiş. Ah, buldum. Seho buradaydı. Acaba bir şey düşürmüş olabilir mi? Seho'nun notuna benziyor. Evet, hiç şüphe yok. Bu kesinlikle onun boktan yazısı. Notta ne yazıyor? Pekala, güzel bir not. O nasıl kontrol edilir? Karanlık çok mühim. Kararlılık, pardon. Kararlılık mı? Determination geldi aklıma, neyse. Kararlılık çok mühim. Kararlılık olmadan onu kaybederim. Seçeneklerim tükendi. Her ayin bölgesini kırmızı boyayla işaretledim. Sadece bu ayin bölgelerinden birinde flütü çalarak onu sakinleştirebilirim. Hala sakınmak isteyeceğim bazı bölgeler mevcut. Şu malum sınıfın kokusu hala başımı ağrıtıyor. Yaşayanların... Sen... Bilgisayar laboratuvarına gitmem gerekebilir bu arada. Bir dakika, nasıl bir ayinden bahsediyorsun Seho? 2K param var, bir kafeterya yapacağım. Şimdi ben neredeyim? Çok güzel. Bir aşağı kata inip kafeteryaya gireceğim. Bu arada kafeteryaya yakın olduğum için feneri kapatmayacağım. Zaten beni bulamaz gerizekalı Bayan Song. Burada mısın gene seni ucube? Hadi beni yakalasana. Biraz ona şey yapalım hadi. Kışkırtma challenge başlasın. Hey Bayan Song, burada mısın? Hadi beni yakala sürtük. Senden korkmuyorum. Bak, takla bile atıyorum Bayan Song. Ah, sen tam bir korkaksın. Bizden korkuyor. Biz şu kafeteryaya girelim. Ve ondan sonra kafeteryadan biraz bir şeyler alacağım. Pekala, bakalım Yasol burada mı bu arada? Burada kafeterya ile alakalı yapmam gereken hiçbir şey yok. Sadece şuradan alışveriş yapacağım. Şimdi Devespresso efsane bir şey. Efsane bir şey. Bir tane bundan alacağım. Çantam dolu mu? Okey, okey. Hemen şöyle yapalım. Suları içelim ya. Sular gerçekten çöp bu arada. Hızlı can yeniliyor. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? 2K param var. Yiyecekler olarak ne var? 500 bu. 1,5 bu. Tamam, çok güzel. Bir tane bundan alalım. Evet, alalım. Tamam. Bir tane de çikolata alalım. Bir can dolduran. Çok güzel. Eğer Bayan Song... Artık güçlü hissediyorum ve Bayan Song'un bana bir şey yapamayacağını düşünüyorum. En azından artık ondan kaçabilirim. Pekala. Şimdi nereye gideceğiz? Bilgisayar laboratuvarı yapalım. Ama yapamayız ki. Bilgisayar laboratuvarı yapmak için başkanın odasına gitmem gerekiyor. Tamam. Yapabilirim. Ah! Ah! Hayır! 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 Of, feneri çok açık tuttum. Feneri çok açık tuttum. Feneri kapa. Tamam. Bu sefer böyle. Şimdi. Bu arada kuzey binası. Hayır, kuzey binasına gidemem. Hala gidemem. Bilgisayar laboratuvarında... Aa hocam, ama ayıp oluyor. Aldığım şeyleri çöp ettin ya. Lan keşke kaydetseydim aldıktan sonra. Lanet gitsin ya. O zaman şöyle yapacağım. Ay sen ne kanser bir şeymişsin hocam. Allah seni kahretsin. Bir tane bundan yedim.
Panzehire gerek yok. Tamam, bir tane bundan yedim. Şöyle yapalım. Nerede buradaki tahta? Şuraya kaydedelim. Ay, kadını görüyor musun? Mahvetti bütün birikimimi ya. Ama ben de şımardım orada, biraz onu çağırdım ya, ondan oldu. Aynen. Özür dilerim. Özür dilerim Bayan Song. Neyse, kışkırtma challenge yapmayacağım ya. Bu kadın gerçekten fazla vurmaya başladı bu arada. Neyse, Devespiresso'nun gücü diyorum. Bu arada planlarımı çıkmadan yapacağım. Kafeteryadan çıkıp koridor boyunca yardıracağım. Sonra da hayır, yardırmayacağım, düzeltiyorum. 3 beden aşağı ineceğim. Başkanın odasından bilgisayar laboratuvarına geçeceğim. Kesinlikle. 3 beden aşağı in. Lütfen karşıma çıkma. Tamam, güçlüsün ve senden korkuyorum. Bu arada Seho'yu kurtarabilir miyim bilmiyorum. Ah, gene geliyor. Gene geliyor Allah'ın cezası. Bir yerde dikilmek de onu işkillendiriyor herhalde. Şu burası nasıl kapalı olabilir be? İmkansız gibi bir şey. Burası kapalı olamaz. Tamam, olabilirmiş hocam. Niye kadar... hala bizi göremiyor. Çok güzel. Ulan bir de vuruyormuş bize. Oraya gidemezsin ki. Hocam ne yapıyorsun? Hocam beyni yok. Oha, beyni yok. Hocam takılmayın sakın. Sıçtık bu arada. Sen öyle takılırsan ben kaçarım ama. Şurada saklanalım biraz da. Çıktı. Buraya girme. Lütfen buraya girme. Buraya girerse sıçtık. Şöyle yapacağım. Hızlı bir kombinasyon. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Biraz bekleyeceğim burada. Oha, beyni yok. Onu zeki bir canlı sanıyordum. Bu sınıfa giremez. Bu sınıfta bakmam gereken bir şey var mı? Hayır, yok. Tamam. Şu an neredeyim? 3A'dayım. 3B kapalıymış. Tamam. Easy. Hemen şuradan çık. Hemen buradan aşağı kata in. Hocam tamam, özür dilerim. Aa, çok heyecanlandım ya. Seha, gene beyinsiz misin? Tamam, bu sefer değil. Ay, aklım çıktı hocam. Ay hocam. Hocam lütfen. Lütfen oraya takılma. Kapı aralan. Aralan kapı. Araladı, çok güzel. Hayır, gitti 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 gitti. Tamam, gitti. Ay, ben çok korkuyorum hocam siz böyle yapınca. Tuvaletlerden geçemedim bu arada ya. Hayır, yakma. Oha. Topuklu ayakkabı sesi. Bunu dinlemem gerekiyor olabilir. Hocam lütfen. Ayıp oluyor. Bu arada gitmiyor. Yalnız bu bölümde bayağı ilerledik. Tamam, çıkıyorum. Hocam. Hocam siz cidden mi ya? Siz cidden mi hocam ya? Uf. Gerçekten manyağa bağladı kadın ya. Koridorları hiç salmıyor. Açtı. Tekrardan bakıyor. Selam hocam, nasılsınız? Ulan bir koyuyormuş bıçağı. Aç aç. Hocam gidin artık ya. Tamam, gitti. Gerçekten çıkmaya korkuyorum. Bu sefer gerçekten farklı bir korku var ya. Daha sinirli olduğunu hissetmeye başladım. Bu adamın kitapları notlarla dolu, farklı renkte ve kalemle, evet. Pekala. Boş verin ya. Canı cehenneme. Gerçekten canı cehenneme. Şöyle yapacağım. 3B'den aşağı indirmedi. Neden indirmiyor biliyor musunuz? Çünkü Allah aşkına. Bak gene geziyor. Ay, kafayı yiyeceğim. Sal ya. Bu arada boyundaki iyi son yapmak bayağı zormuş ama istiyorum yapmayı. Oha! Gördünüz mü? Yürüyerek gittiğini gördüm. Sola doğru yürüyerek gidiyordu. O zaman... Tamam, gene bir yere açtı. Oo, kafeteryaya giremez. 3F'ye girdi galiba. Onu camdan görebilir miyim? Hocam lütfen. Bir dakika. Tamam, çok güzel. Şimdi böyle yardıracağım. Lütfen hocam. Hocam lütfen. Şu an neredeyim? Şu an personel dinlenme odasındayım. Hiç boka yaramayan bir yer. Çıkıyorum. O beni üst katta arıyor bu arada. Hocam lütfen.
Tamam, doğru gideceğiz. Dimdik gideceğiz. Aslında yardırmak istiyorum. Tamam, burayı da geçtikten sonra rahatız. Tamam, çok yaklaştık. Çok güzel. Başkanın odasına yaklaştık. Burada kaydetmeyeceğim. Geldik gibi bir şey. Başkanın odasına çok yakınız. Galiba buradan sonrası başkanın odası. Evet, burada. Okey. Fenerini yak. Buradaki gizli geçit hala duruyor, değil mi? Tamam, çok güzel. Buradan geç. Feneri kapa, feneri kapa. Ya da kapama. Çok güzel. Bakın şimdi ne oluyor. Ama ben sana ulaşamıyorum ve bu benim canımı sıkıyor. Computer room'a giriyorum. Pekala. Doğru odadayım. Şimdi bilgisayarları, en azından bayan Mo muydu, Monk muydu, Bank miydi? Bir dakika. Bana burada bir şey vereceksin oyun bu arada. Hocam, bana bir şey vermek zorundasın. Geldik. Dur, dışarı çıkayım. İyi misiniz? Tamam. Şuraya bakmama gerek var mı? Aa, evet. Çılgın köpeğin yazdığı bir nota benziyor. Nota göre bu onun eski bilgisayarıymış. Bir dakika. Eski bilgisayarın parolası Maddox 123. Maddox 123. Haydi. Maddox 123. Maddox 123. Bittin sen. Bittin sen ama ben oraya nereden gideceğimi unuttum bu arada. Arkadaşlar. Bu bölüm burada bitirip bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bu şifreyi almam çok güzel oldu. Şöyle yapacağım. Burada tırsıyorum.com ya. Dur be, yapmayın. Alın buradaki tahta. Hayır, bir boka yaramıyor. Koşacağım lan. Gel lan Bayan Song. Selam, senin yanına da bir gün geleceğim. Ulan buradan çıkamıyorum ki, ben yanlış geldim. Bekle. Durun ya. Arkadaşlar. Tamam, ben kaydetme yerini bulurum. Sizi boşuna izletmeyeyim. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Gerçekten bu oyunu iyi sonla bitirmek istiyorum ama galiba bayağı zor. Mesela Seho'yu kurtarmam gerekiyor ve ben hiçbir şey yapmadım yani neredeyse. Ben başka şeylerle uğraştım ama Seho'yu kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kurtuluyorsa o gerizekalıyı kurtarmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Beraber çözmek, beraber oynamak aşırı keyifli. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.